أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. Selamun Aleyküm. Esenlik üzerinize olsun kardeşlerim. Ve vakit ayırıp bizleri izleyip dinleyen herkesin esenlik üzerinize olsun. Rabbimiz bizlere doğru yolda rehberlik etsin diliyorum. Hata yapmaktan, yanlış konuşmaktan Rabbime sığınırım. Rabbi eyzübike min hemezati şeyatin ve eyzübike Rabbi en yahterun. Sana sığınırım Rabbim şeytanların fısıltılarından ve sana sığınırım yanımda bulunmalarından da. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim bu işi benim için kolay kıl. Dilimden düğümü çöz. Böylece konuşmamı anlayabilirler. Tanrı irade ederse derse Fatiha ile başlamak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratel müstakim, sıratel lezzine enamta aleyhim, gayril mağdubi aleyhim veleddalin. Rabbimden bereketli bir ders olmasını diliyorum kardeşlerim. Kur'an, Muhammed Peygamber döneminden itibaren diriliş gününe kadar dünya üzerinde her dönem tüm insanlara hitap eden, hatta cin topluluğuna hitap eder. Kur'an'ın tümü ilahi vahidir. Tanrı'nın bizler için onayladığı son mesajı, yol gösterici rehberimizdir. Kur'an 338 ayetinde de bu insanlar için bir bildiri ve doğrular için bir rehberlik ve aydınlanmadır. Dersimizde Kur'an'da Rabbimizin bizlere hitaplarından, biz Ademoğlu'nun farklı farklı hitaplarından bazılarını alacağım inşallah. Bunlar: ey iman etmiş kullarım, ey iman eden kullarım ve ey iman eden hitapları üzerinde tefekkürlerimi paylaşacağım inşallah. Öncelikle 255 ayet ile başlamak istiyorum. En lütufkar, en merhametli olan Tanrı adıyla. Tanrı, onun dışında başka bir Tanrı yoktur. Yaşayandır, ebedidir. Asla bir gaflet ve uyuklama anı tutmaz onu. Göklerdeki ve yerdeki her şey ona aittir. Onun iradesi dışında kim onun katında şefaat edebilir? Onların geçmişini de geleceğini de bilir. Onun iradesi dışında hiç kimse herhangi bir bilgiye erişemez. Onun hakimiyeti gökleri ve yeri kuşatmıştır. Ve onları yönetmek ona asla yük değildir. O yüceler yücesidir, azametlidir. İnşallah bir diğer slayta geçebilir miyiz Kevser kardeşim? Tanrı şu anda sizinle. Tanrı'nın göklerdeki her şeyi ve yerdeki her şeyi bildiğinin farkında değil misiniz? Gizlice komplo kuran üç kişi yoktur ki dördüncüleri o olmasın. Yahut beş kişi yoktur ki altıncıları o olmasın. Ne bundan daha az ne de daha çok. Nerede olursa olsunlar, o kendileriyle beraberdir. Sonra o, diriliş gününde yapmış oldukları her şeyi kendilerine haber verecektir. Tanrı her şeyin tamamen farkındadır. Kardeşlerim, bu ayette sizlerle tefekkürümü inşallah paylaşacağım. Ne zaman Kur'an okusak ya da başımıza bir olay gelse, Rabbimizle ilgili konuşsak, tefekkür etsek, ayetler hakkında konuşsak, ne zaman bir tekrardan elimize Kur'an'ı açtığımız zaman o gün konuştuğumuz ayetlerle, Rabbimizin işaretleriyle birçok kardeşlerimiz ya da kardeşlerimizin hemen hemen hepsi bununla karşılaşmıştır. Ve bu ayetten benim çıkarımım, Rabbim bizlere diyor ki siz nerede olursanız olun,
ne yaparsanız yapın ben hep sizinle beraberim. Yani mesela benim başıma geçenlerde bir olay gelmişti. Bir arkadaşımla konuşuyordum. Arkadaşıma kalpler Tanrı'yı anmakla hoşnut olur demiştim. Sonra eve gidip o Kur'an'ı açmıştı ve karşısına bu ayet çıkmıştı. Ve ben orada hemen bu ayet aklıma geldi. Ve tefekkür ettim. Rabbimiz bizlere işaretleriyle gösteriyor ki ben sizinle beraberim. İnşallah kendimize daha da çeki düzen verip daha da illeri teslim olanlar olmayı irade etsin diliyorum. Benim tefekkürüm böyle. Bir diğer slayta geçelim inşallah kardeşim. Tek Tanrı, tek mesaj, tek din. Biz sizden önceki hiçbir elçiyi kendine şöyle isimlemek sizin göndermedik. Benden başka Tanrı yoktur, yalnızca bana tapın. En lütufkar, en merhametli olan Tanrı adıyla bu ayette. Bu Tanrı'nın insanlığa son mesajıdır. Tanrı'nın tüm peygamberleri bu dünyaya geldi ve tüm kutsal yazılar iletildi. Tanrı'nın peygamberleri tarafından iletilen tüm mesajların arındırılıp tek bir mesajda birleştirilmesinin ve bundan böyle Tanrı için kabul edilebilir tek dinin teslimiyet olduğunun duyurulmasının zamanı geldi. Teslimiyet, Tanrı'nın mutlak otoritesini tanıdığımız ve tüm güce sahip olanın yalnızca Tanrı olduğuna, ondan bağımsız başka hiçbir varlığın herhangi bir güce sahip olmadığına dair sarsılmaz bir kanaate ulaştığımız dindir. Böyle bir farkındalığın doğal sonucu yaşamlarımızı ve tapınmamızı mutlak bir şekilde yalnızca Tanrı'ya adımaktır. Bu eski ahit, yeni ahit ve bu son ahit dahil olmak üzere tüm kutsal yazılarda ilk buyruktur. Bir sonraki slayta geçebiliriz inşallah. Kuluna bu kutsal yazıyı vahyeden ve onu kusursuz hale getiren Tanrı'ya övgüler olsun. Ondan gelecek şiddetli azaba karşı uyarmak ve doğru bir hayat süren imanlılara ise cömert bir karşılık kazandıklarını müjdelemek için mükemmel bir kutsal yazı ki içinde sonsuza dek kalırlar. Bizler kardeşlerim Rabbimizin izniyle Kur'an'ı okuduğumuzla ve Rabbimize adandık ve bu adanışla Rabbimiz tüm Kur'an boyunca bizlere cömert bir karşılıktan ve bizlerin bir hak edilişinden söz eder. Bizler iman edip doğru bir hayat sürersek tamamen hak edilmiş bir mükafat alacağımızı bahseder Kur'an bizlere ve bu bizim mesela biz bir işte çalışıyoruz ya da okuldayız, sınavlarımız var ya da bir hayallerimiz var. Biz bunun için mücadele ediyoruz ve çalışıyoruz, bir hak ediş bekliyoruz. Eğer biz bu hak edişi dünya hayatımızda, işimizde, evimizde, okulumuzda çabalayarak bir şeyi hak etmek uğruna çabalıyorsak, ahiret uğruna bizlerin hak edişimizi kazanmak için doğruluğa çalışmamız gerekiyor. Ve biz tüm Kur'an boyunca sadece hak edenlerin doğruluğa çalışıp ve hak edenlerin kazanacağını görüyoruz. Ve eğer doğruluğa çalışıp bu hak edişimizi cennet ile inşallah kazanabilirsek içinde sonsuza kadar cennette kalacağız. Eğer bu hak edişi Kur'an'dan, Rabbimizin vahiylerinden, bu dünyadaki amacımızdan, geliş amacımızı tamamen boşa harcarsak içinde sonsuza dek cehennemde kalacağız. Ve cehennemi de biz kendi elimizle, kendi yaptıklarımız, eylemlerle hak etmiş olacağız. Rabbimiz adildir. O yücelercesidir. İnşallah bir sonraki slayta geçmek istiyorum. De ki, ey benim iman etmiş kullarım, Rabbinize derin saygı duyun. Bu dünyada doğruluğa çalışmış olanlar için iyi bir ödül vardır.
Tanrı'nın toprağı geniştir ve kararlı bir şekilde sebat edenler sınırsızca cömert bir şekilde karşılıklarını alacaklardır. Rabbimiz bize burada ey iman etmiş kullarım diye hitap ediyor ve bize Rabbimize derin saygı duymamızı söylüyor. Biz Rabbimize derin saygıyı kazanmamızın kendi beynimizde bilincimizi tamamen Rabbimizin bizi gördüğüne. Mesela ilk slayttaki, pardon ikinci slayt, üçüncü de olabilir. Slayttaki, şu an ben çeviremiyorum kusura bakmayın. Rabbimiz diyor ki ben iki kişi olmasın ki üçüncüleri o olmasın. Evet lütfen. Evet. Tanrı göklerin, Tanrı'nın göklerdeki her şeyi ve yerdeki her şeyi bildiğinin farkında değil misiniz? Gizlice komplo kuran üç kişi yoktur ki dördüncüleri o olmasın yahut beş kişi yoktur ki altıncıları o olmasın. Ne bundan daha az ne de daha çok, nerede olursanız olun o kendileriyle beraberdir. Sonra o diriliş gününde yapmış oldukları her şeyi kendilerine haber verecektir. Tanrı her şeyin tamamen farkındadır. Yani bu ayeti biz kendi bilincimize eğer kodlarsak, Rabbimizin bizimle beraber şu an bizi gördüğünü, her an bizimle birlikte olduğunu, evden çıkarken uyuyana kadar, yani hatta rüyalarımıza bile Rabbimizle birlikte olduğumuz rüyalarımızda bile bir gösterim halinde görebiliyoruz rüya halindeyken de. Rabbimiz bizlerle beraberdir. İnşallah biz bu bilinci eğer varabilirsek Rabbimize derin saygı yani takvayı da doğruluk elbisesini de daha bilinçli bir şekilde üzerimize giyebileceğiz. Ve bu dünyada doğruluğa çalışmış olanlar için bir ödül vardır. Rabbimiz bize kesinlikle öğütleriyle tamamen doğruluğa çalışmamız için uyarıyor ve bunun karşılığında bize sınırsızca cömert bir karşılık alacaklarımızı tekrar müjdesini veriyor. Diğer bir slayta geçer miyiz kardeşim? Ve burada doğruların özelliklerinden bahsetmek istiyorum tekrardan. Bir onlar görünmeyene iman edenlerdir. İletişim duaları namazı yerine getirenlerdir. Ve kendilerine sağladığımız rızıklardan bağış yapanlardır. Ve onlar sana vahyedilene de senden önce vahyedilene de iman ederler. Ve ahiret konusunda tamamen kesinliğe erişmişlerdir. Doğruluk yüzümüzü doğuya veya batıya doğru çevirmeniz değildir. Doğrular Tanrı'ya, son güne, meleklere, kutsal yazıya, peygamberlere iman eden kimselerdir. Onlar içten gelerek akrabalarla, yetimler, sullar, seyahat eden yabancılar, dilenciler ve köleleri serbest bırakılması için para harcayanlardır. Onlar iletişim dualarını namazı yerine getirip zorunlu bağışı, zekatı verirler. Onlar bir söz verdiklerinde sözlerini tutarlar. Onlar zulüm, zorluk ve savaş karşısında kararlı bir şekilde sebat ederler. Doğru sözlüler bunlardır, doğru kimseler bunlardır. Rabbinizden bağışlanmaya ve genişliği gökleri ve yeri kuşatan bir cennete doğru hevesle yarışmalısınız. O doğruları gözlüyor. Ki onlar iyi zamanlarda olduğu gibi kötü zamanlarda da bağış yapanlardır. Onlar öfkeyi bastıranlardır ve insanları affedenlerdir. Tanrı hayırseverleri sever. Eğer günaha düşerlerse yahut ruhlarına kötülük ederlerse Tanrı'yı hatırlarlar ve günahları için bağışlanma dilerler. Günahları Tanrı'dan başka kim bağışlayabilir ve onlar günahlarda bile bile ısrar etmezler. Bir diğer slayta geçebilir miyiz inşallah kardeşim? Ey iman edenler! Kararlılık ve iletişim duaları namaz yoluyla yardım talep edin. Tanrı kararlı bir şekilde sebat edenlerle birliktedir. Sadece mutlak şekilde yalnızca ona adanmış Tanrı kulları kurtarılacaktır. Kendileri için özel olarak ayrılmış rızıkları hak ettiler. Bizler testlerimizle yani teslimiyetle beraber sadece kendimizi mutlak bir şekilde yalnızca Tanrı'ya adandığımızı ispatladığımızda Rabbimiz tarafından bizlere bir hak ediliş sağlanacak ve bu hak ediliş hem dünyada hem de ahirette inşallah bizlerle birlikte olacak ve bunun için
kararlılık, iletişim duaları yoluyla Rabbimizden yardım edip sebat etmemiz gerekiyor kardeşlerim. Bir sonraki slide'a geçebiliriz inşallah. Bildir, ey sınırları aşmış olan kullarım, Tanrı'nın rahmetinden asla ümit kesmeyin. Çünkü Tanrı tüm günahları bağışlar. O bağışlayıcıdır, en merhametli olandır. Biz sizi mutlaka biraz korkuyla, açlıkla ve para, can ve ürün kaybıyla test edeceğiz. Sebat edenlere müjde ver. Bizler testlerimizde Rabbimiz bizleri bu testlerle sadece kendimizi mutlak şekilde Rabbimize adanıp adanmadığımızı test ediyor. Bir saniye lütfen. Antlaşma elçisinin dediği gibi putperestliğin basit bir tanımı Tanrı'nın yanında herhangi bir şeyin size yardımcı olabileceğine inanmak. Günümüzde modern putlar, şöhret, gösteriş, para, ego, evlat, iş, mal, mülk, kariyer. Ama bizlerin tek önceliği Tanrımız. Bu dünya hayatında modern putlardan sıyrılıp tam sarsılmaz bir inançla Tanrı'dan başka yardımcı yoktur derken, Tanrı'dan başka bize asla yardım etmez derken, biz bunu bu testlerimizle kanıtlamak zorundayız. Ve korku şeytanın aracı, vatandaşlarına korku aşılaması şeytanın yöntemidir. Eğer imanlılar iseniz onlardan korkmayın, onlar yerine benden korkun. Şeytan biz bu testlerden geçerken bizlere kaygı, acaba, korku ve şüphe aşılamaya çalışıyor. Ama biz bu testlerimizde Rabbimizin de söylemiş olduğu gibi şeytanın iman eden, yani Rabbimizin kulları üzerinde hiçbir etkisi yok. Biz sağlam bir duruşla yalnızca Rabbimize adandığımızı bu testlerde şeytan ne kadar korku vermeye çalışsa da kesinlikle Rabbimizden korkmalıyız ve bu sayede imanımız inşallah daha da güçlenmeli. Ve çünkü Rabbimiz bizi ayetle uyarıyor, diyor ki biz sizi mutlaka biraz korkuyla, açlıkla, para, can, ürün kaybıyla test edeceğiz. Yani bizim başımıza gelecek olan korku, açlık, para, can kaybı, ürün kaybı, biz şu an biliyoruz ki 255 ayetinde bunlar bir test. Ama diyor ki sebat edenlere müjde ver. Ve Rabbim yine bizi uyarıyor, korkunun şeytanın aracı olduğunu, yani korku vatandaşları, yani şeytanın vatandaşlarına bunu aşılıyor. Bize şeytan belki fısıldayabilir ama bu fısıltısıyla biz Rabbimize sığındığımız anda ve bu testimizi sebat ederek geçtiğimiz anda bizi Rabbimiz yine müjdeliyor. Ve Rabbimiz bize ey sınırları aşmış olan kullarım diye hitap ediyor. Tanrı'nın rahmetinden asla ümit kesmeyin. Çünkü Tanrı tüm günahları bağışlar. O bağışlayıcıdır, en merhametli olandır. Diğer bir slide'a geçebiliriz inşallah. Putların tümüne tapınmayı terk eden ve kendilerini tamamen yalnızca Tanrı'ya adayan kimselere gelince onlar mutluluğu hak ettiler. Kullarıma müjde ver. Rabbim yine sonsuz yücelik olsun Rabbimize, sonsuz türler olsun. Yani Rabbimizi anarken ona nasıl minnettarlığımı anlatabileceğimi cümleleri sığdıramıyorum. Çünkü benim için Rabbimi yani kelimeler ifade etmiyor, kifayetsiz kalıyor ona olan seslenişimde, ona olan duygularımı, onun bu kadar güzelliğine, hayranlığıma hiçbir kelime benim yeterli bulamıyorum. O yüzden ifade edemediğim için lütfen kusuruma bakmayın. Putlarımızın tümünü tapınmayı terk etmemiz gerekiyor. Biraz önceki slide'da da tekrardan Rabbimiz bize bunların uyarısını veriyor. Kur'an bize gerçekten
tamamen bir uyarı ve müjde Rabbimizin bize seslenişi. Rabbim bizlere her türlü örneği veriyor. Ve biz bu putlardan, ego, her türlü testteki bu putlardan, ego, şöhret, para, evlatlar, bunların hepsinin bir kenara koyup tamamen Tanrı'ya, Rabbim ben sana teslim oldum deyip inşallah önümüze bakıp sebat edip doğruluğa çalışıp diriliş gününe kendimizi hazırlamalıyız. Diğer bir slayta geçebiliriz inşallah. Ve birbirinize dostça davranın. Kullarıma birbirine mümkün olan en iyi şekilde davranmalarını söyle. Çünkü şeytan sürekli aralarını açmaya çalışacaktır. Şüphesiz şeytan insanın en azılı düşmanıdır. Buradaki tefekkürüm kardeşlerim, bizler mümkün olduğunca en iyi bir şekilde inkarcılara konuşabiliyoruz. Fakat dikkatimi çeken bir konu da inşallah. Peki evde eşlerimize, çocuklarımıza bizler mümkün olan en iyi şekilde davranıyor muyuz? Bizler eşimize, yol arkadaşımıza, çocuğumuza nazikçe mi konuşuyoruz? Yoksa kaba mı konuşuyoruz? Bunları ilk başta kendi evimizin içerisinde birbirimize mümkün olan en iyi şekilde konuşmamızı, en iyi şekilde, nazik bir şekilde eşlerimizin birbirimize hitaplarının çok güzel olması gerekiyor Rabbimizin izniyle. Çünkü bizler ahirette giden bu yolculukta eşlerimizin yol arkadaşıyız. Rabbim bizlere eşlerimizi nasip etmiş ve biz eşlerimize ilk başta kibar, nazik, kırmadan, tartışırken bile hoşgörülü, çözüm odaklı çocuklarımızla da konuşmamız gerektiğini düşünüyorum inşallah. Ve biz, eşlerimiz bizlere yol arkadaşımız. Bu yol arkadaşlarımızla birlikte Kur'an okuyabiliyoruz inşallah, tefekkür edebiliyoruz, bir hayat paylaşıyoruz ve bu hayatımızda birbirimizi inşallah kırmadan, birbirimizi üzmeden Rabbimizin bize öğütlerini hayatlarımıza alarak, dostça davranarak daha nazik, daha sevgi dolu inşallah olmamızı anlıyorum, diliyorum kardeşlerim. Diğer bir slide'a geçebiliriz inşallah. Tanrı kullarının dualarını yanıtlar. Kullarım sana beni soracak olurlarsa ben her zaman yakınım. Onlar bana dua ettikleri zaman ben onların dualarını yanıtlarım. İnsanlar da rehberlik edilmek için bana karşılık versinler ve bana iman etsinler.
Esenlik üzeriniz olsun kardeşlerim. Kusura bakmayın. İnşallah bu tarafı gezersiniz. Bu ayet benim için yani tüm kardeşlerimiz için de öyledir herhalde. Esenlikler kardeşim. Bu sesini atacağım. Yetersin. Kardeşlerim bir Burcu kardeşimiz biraz Bir iki dakika duygulandı. nefes alalım, bir nefes alamıyoruz şu an. Anlayışınız için teşekkürler. Nasıl Neyse. De derse biz mi mahvettik, ne yaptık? Yo yo ben esenlik üzeriniz olsun tekrardan hiç sözleri okuyamıyorum. Yani bu ayet benim yani benim için derken üzerine tefekkür yaptığım zaman yani ilk cümle beni çok etkiliyor. Yani o bilinçe eriştiğim zaman sanırım tüm kardeşlerimiz de bu bilinçteler ve o zaman insan çok farklı hissediyor. Ve duaları inşallah hep etmeden önce ya da ederken bu bilinçle ve bu ayetle başlıyorum genellikle. İnşallah okuyabilirim Rabbim. Kullarım sana beni soracak olurlarsa ben her zaman yakınım. Onlar bana dua ettikleri zaman ben onların dualarını yanıtlarım. İnsanlar da rehberlik edilmek için bana karşılık versinler ve bana iman etsinler. Burada Rabbimizin bizlere her an çok yakın olduğunu ve her duamızın yanıtladığını kendisi bildiriyor. Ve bizler de rehberlik edilmek için inşallah buna karşılık verip ve bu hitabın inşallah tam muhatabı olarak sağlam adımlarla tüm kalbimizle rehberlik edilmek için bu mesajı, tüm Kur'an'ı cevaplayıp iman edelim diliyorum Rabbimizden. Bunun için çalışalım kardeşlerim. İnşallah. Diğer bir slayta geçebiliriz. De ki, ey benim iman etmiş kullarım, Rabbinize derin saygı duyun. Bu dünyada doğruluğa çalışmış olanlar için iyi bir ödül vardır. Tanrı'nın toprağı geniştir ve kararlı bir şekilde sebat edenler sınırsızca cömert bir şekilde karşılıklarını alacaklardır. Rabbimizin hitabı hayranlık verici. Ey benim iman etmiş kullarım, Rabbinize derin saygı duyun ve biz Rabbimize bilinçli bir şekilde her an derin saygı duyup o takva elbisesini giyip doğruluğa çalıştığımız sürece Rabbimiz bizi koruyacak ve bize inşallah diriliş gününde bağışlananlardan eğleyecektir diliyorum. Diğer bir slayta geçebiliriz inşallah. Tekdikleri eziyete rağmen Tanrı'ya ve elçiye yanıt veren,
iyi işlerini sürdürenler ve doğru bir hayat sürenler için büyük bir ödül vardır. İnsanlar kendilerine halk size karşı seferber olduğu, onlardan korkmalısınız dendiğinde bu onların ancak imanını güçlendirir ve derler ki Tanrı bize yeter, o en iyi koruyucudur. Onlar Tanrı'nın nimetlerini ve lütfunu hak etmişlerdir. Onlara asla hiçbir zarar dokunmaz. Çünkü onlar Tanrı'nın kabulüne eriştiler. Tanrı sonsuz lütuf sahibidir. İnşallah bizler de Rabbimizin kabulüne erişen kullardan olmayı olanlardan oluruz inşallah. Diğer bir slayta geçebiliriz kardeşim. Ve bizler doğruluğu çalışıp Rabbimize derin saygı duyup tamamen yalnızca Rabbimize adanıp testlerimizde bunları kanıtlarsak bizler ruhlarımızı büyütmüş olacağız. Ve Rabbimiz bizlere şöyle sesleniyor. Sana gelince ey tatmin ruh, Rabbine geri dön. Hoşnut olmuş ve hoşnut etmiş olarak kullarımın arasına hoş geldin. Cennetime hoş geldin. Sonraki slide'a geçebilir sanırım, bitti. Göremiyorum ben şu anda kardeşlerim. Slide bitti. Tebrikler Burcu kardeşim. Rabbimize şükürler olsun. Kardeşlerim, dersle ilgili söz almak isteyen kardeşlerimiz, Fatih abi söz istemişsin. Buyur lütfen. Evet. Burcu, seni tebrik ediyorum. Çok duygu dolu bir ders oldu. Gerçekten bizleri, ayetleri yüreğimize kadar, içimize kadar hissettirdin. Maşallah. Çok etkilendik. Biz de slide'ı burada Kevser'le değiştirirken aslında biraz da panik olduk diyelim. Yani Tanrı'nın bizim dualarımızı yanıtlaması ve bize yakın olması, bize şah damarımızdan daha yakın olması ve bizi hiç kimseye muhtaç etmemesi gerçekten çok etkileyici. Tanrı'nın bize yakın olduğunu hissettiğimiz zaman bizim hiç kimseye muhtaç olmadığımızı ve bir sıkıntımız olduğu zaman Tanrı'ya yönelmemiz gerektiğini kesin olarak iman etmiş oluyoruz. Aslında Tanrı'ya tam imanın olması gerektiği gibi, yani olması gereken imanın bu şekilde olması gerektiğini biliyoruz. Çünkü 22. surenin 15. ayetinde Rabbimiz diyor ki, kim Tanrı'nın kendisine bu hayatta ve ahirette yardım edemeyeceğini sanıyorsa tamamen göğe, oradaki yaratıcısına yönelsin ve başkalarına bel bağlamayı kessin. O zaman bu planın kendisini rahatsız eden her şeyi ortadan kaldırdığını görecektir. Şimdi Tanrı'nın bu ayeti kitaptayken biz bir sıkıntımız olduğu zaman falanca şeyhten, filanca gavstan ya da işte vefat etmiş, cennete gitmiş peygamberlerden, elçilerden yardım beklememiz bir putperestliktir. Çünkü Allah diyor ki bir sıkıntın olduğu zaman ve umutsuzluğa düştüğün zaman ben sana yakınım diyor. Sana şah damarından daha yakınım diyor. Daha önce de hani benim çok hoşuma giden bir söz var. Yani şah damarından daha yakın olana şeyh damarından ulaşmaya çalışıyorsun. Ve Allah'ın Kur'an'da iki ayette, Nisa suresinde iki ayette affetmeyeceğini belirttiği putperestliğe düşüyorsun. Ve başka bir ayette de Allah diyor ki putperestliğe düşersen diyor, yani yaptıkların hepsi boşa gider. Yani bizde Tanrı o kadar yakınken ve duamıza yanıt verenken neden Tanrımıza biz yönelmeyelim, onu yüceltmeyelim, ona övgüler sunmayalım, onun ayetleri karşısında duygulanmayalım, onun ayetlerini sindire sindire hayatımıza taşımayalım ki?
Neden biz insanları yüceltelim ki bizim Rabbimiz varken? Bize yoktan var etmiş, varlığından haberdar etmiş, ondan sonra tüm hayatın lezzetlerini, rızıklarınızı önümüze sermiş ki biz çok büyük bir günah işleyerek bu dünyaya teste gelmişken Rabbimiz buna rağmen dün de yani yine Burcu kardeşimler buradaydı, beraberdik, yine tefekkür etmiştik. Yani Tanrı bizi bu büyük günahı işledikten sonra aslında bu dünyaya teste tabi tuttuğunda bu bol rızıklarla teste tabi tutmayabilirdi. Elmasını, armudunu, işte salatalığını, domatesini, yani sayıp bitiremeyeceğimiz, hatta bilmediğimiz birçok rızkı bize vermeyebilirdi. Bizi zorlukla imtihan edebilirdi. Daha zor bir hayatı bize yaşatabilirdi ve burada test edebilirdi bize. Ama Tanrı merhametini ve lütfunu bize yağdırdı ve bize hak etmediğimizden daha fazlasını verdi. Onun için biz Tanrı'nın ayetlerini okuduğumuz zaman tabii ki onun ne kadar merhametli olduğunu, ne kadar dualara yanıt veren olduğunu biliyoruz. Ama putperestler, müşrikler, Allah'a ortak koşanlar kesinlikle Tanrı'nın yeterli olduğunun bilincinde değiller. Onları Tanrı'ya ulaştırmak için illaki bir tane şeye ihtiyaçları var. Hatta ölen bir tane herif çeviri yapmıştı. Okuyabilirsiniz. Fatiha'daki İyyâke nâbudû ve İyyâke nestaîn'deki yalnızca sana kulluk yapar, yalnızca senden yardım dileriz'i, yalnızca senden işte şeyhimizi bilmem şeyimizi dileriz diye çevirmiş. Yani insanlar putperestliğe koşuyorlar. Tanrı'nın onlara yeterli olduğunu hissetmiyorlar. Çünkü onların kafasındaki Tanrı rüşvetle yöneten, işte birilerinin araya girmesiyle, işte şefaatle, şeyhlerin, şıkların araya girmesiyle işleri yürüten bir Tanrı. Ama bizim inandığımız Tanrı öyle bir Tanrı ki bize her sıkıntımızda yanımızda olan ve bizi duyan, bize şah damarımızdan daha yakın olan ve ona yöneldiğimiz zaman bütün sıkıntılarımızı gidereceğini söyleyen bir Tanrı. Ve övgüler olsun ki Rabbimize bize gerçekten işaretlerini gösteriyor ve biz Rabbimizin o işaretlerini tanıyoruz. Elhamdülillah. Yani işte Kur'an'daki bu 19 mucizesi de bu anlamda müthiş bir imanı bize sağladı. Tabii ki bu Rabbimin rehberliğiyle, biz yani akıllı olduğumuzdan, çok uyanık olduğumuzdan bunu keşfetmedik. Rabbim bize bunu nasip etti ve buradaki bir avuç teslim olan ve YouTube'dan bizi dinleyen bir avuç teslim olan kardeşlerimiz, tabii dileriz ki Rabbimizden daha çoğalsınlar, sayımız çoğalsın. Ama tabii bu rehberlik bizim elimizde değil, Rabbimiz biliyor. Biz çok iyi bir şekilde Rabbimizi takdir ediyoruz ve onun ne kadar bize yakın olduğunu ve dualara yanıt veren olduğunu hissediyoruz. Çok yerinde ve güzel ayetleri paylaştım bizlere. Çok güzel bir ders oldu. Tebrik ediyorum seni. Esenlikler diliyorum. Teşekkür ederim Fatih abi. Elhamdülillah. Çok güzel tefekkürlerini paylaştın. Çok teşekkür ederim abi. Yusuf kardeşim, söz istemişsin. İnşallah buyur, söz senin. Teşekkür ediyorum ablacığım. Ders için öncelikle tebrik ederim. İki tane ayeti hemen şey yaptım. Bir tane tahtadan bir şeyim var. Yazı tahtam var. O aslında bir yazı tahtası değildi. Bir gün komedinimi kırmıştım. Oradan bir parça almıştım. Böyle yazı tahtası adına, kullanabilmek adına. Neyse, o iki ayeti buraya yazdım. Grupta da paylaşacağım bunları. Bu gerçekten, bu ayetler o kadar güzel geldi ki böyle hani... nasıl diyeyim, hasta olursun böyle, gider bir serum taktırırsın böyle, sonra serum bittikten sonra dipçik gibi olursun ya, kendimi şu an biraz öyle hissediyorum. Ve bu ayetleri sana okutan Tanrı'ya övgüler olsun. Ve bu duygu durumunla alakalı hepimiz seni anlıyoruz. Yani zaman zaman insan bazen böyle gözyaşlarını tutamıyor, bazen kahkahalarını tutamıyor. Hani bunu böyle kapalı oturumlarda da, yayınlamadığımız derslerde de yaşıyoruz zaten, hepimiz biliyoruz. Tanrı'ya övgüler olsun gerçekten. Hani onlara Tanrı'nın vahiyleri okunduğunda onlar ağlayarak secdeye kapanırlar diyor ya Rabbimiz. İşte bunu yaşıyoruz yani. Rabbe sonsuz övgüler olsun. İki tane şey söyleyecektim ama birini unuttum. Galiba ya da iki şeyden biri bu söylediklerim de olabilir. Hatırlamıyorum orasını.
Hani derse dedin ya hak ediş, işte hak edişimi hak edişimizi almak diye. Geçen gün Beyza'ya söyledim, size de söylemek istiyorum bunu. Şimdi dün İngilizce quizine girdim ben, sınavına girdim ve takım arkadaşımla beraber işte ofisteyiz ve yan yana sınava gireceğiz. Aynı sınava giriyoruz ve ikimizin de işte hani İngilizcesi bir düzeyde var artık. Ve beraber yaparsak çok kolay bir şekilde hani 30 dakikalık sınavı 1 saat kadar vaktimiz olmuş oluyor eğer beraber çözeceksek. Ve hani onun bilmediği kelimeleri ben biliyorum, benim bilmediklerim o biliyor. Bir kişi soruya bakıp bir kişi sözlük kullanabilir ya da işte bir kişi gramer kurallarına bakarak diğerine yardım edebilir gibi aslında müthiş bir imkan var. Yani o sınavdan 100 almamak elde değil. Eğer bu şekilde yaparsan şimdi şeytan dürtüyor. Ya diyor Yusuf hani herkes yapacak sen de yapsana. Ondan sonra ya diyorum hayır yapmayacağım hani olmayacak. Çünkü geçen bunu ben pandemi başından beri yaşıyorum ve biz çok konuştuk. Hatta o zamanlarda da böyle kardeşlerle hep istişare ediyorduk ne yapsak ne etsek diye ama hiçbir zaman böyle başkalarıyla beraber sınava girmek hiç içime sinmedi ve hiç de yapmadım. Ve bununla alakalı geçtiğimiz dönemde şöyle bir olay yaşadım. Bunu alenen de söylemiştim grupta. Bir tane sınava girdim hidrolik makineler diye. Ve orada hoca gerçekten çok zor sormuş. 60 puan. Hani final %60 etkiliyor. Dönem işte %40. Ve gerçekten çok zor sormuştu hoca. Şimdi çok çalıştım da derse de çalıştım. Ama çözemiyorum soruları. Bir de test. Ve test olunca hani sonucu bulman önemli. Yani sen işte sorunun %80'ini çöz. Her şey doğru olsun ama bir yerden sonra soruyu devam ettiremeyip sıfır anlamına geliyor test olduğu için. Ve hiç unutmuyorum A şıkkından kaç haşa kadar hayır kaçtı? I şıkkına kadar mıydı? Yani böyle 10 tane mi yoksa 12 tane mi hatırlamıyorum. Hani ama 8'den fazla olduğuna çok eminim. Muhtemelen I'ya kadardı. 16 şık da olabilir. Bilmiyorum yani şu an hatırlamıyorum. O kadar çok böyle şey yapmış. A, B, C diye de yapmamış. Yani sallarsa tutmasın tarzında bir yaklaşım sergilemiş hoca. Bir soru daha vardı. Bu hepsinde böyle değildi yalnız. Diğerlerinde 5 şıklı. Kaç tane soru var onu da hatırlamıyorum. 5 taneydi galiba. Ve ben o sınavda salladım. Yani en yakın gelenleri işaretlemeye çalıştım. Geri kalanları da şöyle dua ettim. Rabbim dedim hani ben kopya çekmeyeceğim. Hani Discord'a girip soruları da bakmayacağım yanıtlarına ve sana güveniyorum dedim. Ve o soruları salladım. Ardından çıktım ve tabii ki işte güzel geçmemiş zaten hani bir sürü dersten zorlanıyorum vesaire. Bu dersten de kalacağım galiba falan gibi. Çünkü önceki derslerin, önceki sınavlarım da yüksek değildi. İşte Beyza'yla konuşuyoruz. Her şeyi Tanrı yapar. Olsun gerekirse okulum uzar. Mesele değil. Hani doğru kalalım falan. O sınavdan ben 100 aldım. Yani inanılmaz bir şey ama ben o sınavdan 100 aldım. Yani o salladık. Bütün sorular tutmuş. O I şıkkına kadar olan hani artık yani salladığın zaman tutma ihtimali neredeyse imkansız. 16'da bir şansın var. Artık kaç tane şık varsa hatırlamıyorum. Ondan fazla olduğunu eminim yani. 16 diye aklımda kalmış. Neyse o sınavdan 100 aldım. Ve ben o dersi BB'yle yani 3 ortalama yaparak geçtim. Ve şimdi bunu yaşadıktan sonra diyorsun ki ya Yusuf bir dakika Tanrı senin hakkını verdi. Yani kalacağın DD ile geçeceğin ya da hani DC ile geçeceğin bir dersten Tanrı sana BB alarak geçirdi. Ve belki de ben şu anda işte yüksek lisans yapmaya çalışıyorum. Not ortalaması açısından oraya geçmeye çalışıyorum. Eğer olur da işte 2,5 sınırının birazcık üzerine geçersem sırf Tanrı'nın bu yardımından dolayı geçeceğim. Hani bunu yaşadıktan sonra hani hak ediş diyoruz ya Tanrı gerçekten bu dünyada da hak edişimizi veriyor ki bu tek değil yani daha önce de bir kere daha yaşamıştım. Diferans bunu da son olarak söyleyeyim. Diferansiyel sınavına girdim. Kop işte yine sınavı çözemiyorum. Kopya mı çeksem çekmesem mi çekmeyeceğim dedim. Boş bıraktım. Yani gerçekten hocayı protesto etmek amaçlı. Çünkü derste arkadaşlar hani bir kelime kullanmıştı bu kopya muhabbetiyle alakalı. Ben de inadına hocayı protesto etmek amaçlı. Madem kalıyorum sallayarak da kalmayacağım dedim. Sınavdan hepsini bu seçeneği boş bırakmak istiyorum'a tıklayarak bitirdim o sınavı. Vizem biraz yüksekti. 38 ile ortalamam var. 38'di galiba ortalamam. Çok hatırlamıyorum. Ondan sonra bıraktım ki normalde bizde geçme notu 40'tır. 40 olunca DD'le geçersin. Ve bir anda nasıl oldu bilmiyorum. DD yapmış hoca. Artık bir sınava 2 puan mı verdi nasıl yaptı hatırlamıyorum. Yine pandemi sürecinde. Ve ben o protesto ettiğim halde DD ile o dersi geçtim. Ve hani alttan dersim bir tık azalmış oldu. Tanrı gerçekten böyle destekliyor. Yani bunu imanlar olarak çok net görüyoruz. Bak bir örnek daha geldi ama daha fazla uzatmayacağım. Çok konuştum. Belki bir sonraki seferde söylerim Tanrı irade ediyorsa. Esenlik üzerinize olsun.
Esenlik üzeriniz olsun kardeşim. Üzerine olsun kardeşim. Maşallah. Rabbimiz her an bizlerle birlikte, her an bizlere yardım ediyor. Rabbimize yücelik olsun diliyorum. Soner kardeşim söz istemişsin. Buyur kardeşim. Evet. Herkese esenlikler diliyorum. Öncelikle Burcu kardeşim ders için, anlatışın için, böyle bir konu seçtiğin için tebrik ediyorum. Tanrı seni nimetlendirsin diliyorum, seni ve eşini. Kendi anlatacağımdan önce Yusuf'un dediğine ilgili bir şey söyleyeyim. Tabii teslim olanlar derslerini çalıştırırlar, çalışkandırlar, çalışkan olmaları gerekir. Teslim olanların yapması gereken doğruluk sınavlarına çalışıp Tanrı'dan yardım isteyip sınava girmektir. Hani bu işte ben orada kopya çekmedim ama salladım ve sallamamın sonucunda bu çıktı. Evet, bu böyle tabii güzel, Tanrı orada bir işaret gösteriyor ama bu her zaman böyle olmayabilir. Bu konuda hani buradan bizi dinleyenler de bunu yanlış anlamasınlar. Teslim, dediğim gibi teslim olanlar çalışkan olmalıdırlar. Hangi işi yapıyorlarsa yapsınlar. Ya da okuyorlar mı, bir işte mi çalışıyorlar, ne yapıyorlarsa yapsınlar. Çalışkan olmazdırlar. Ben girdim işte, hani burada Yusuf'a Tanrı bir şey göstermiş olabilir. Ama dediğim gibi bu her zaman böyle olmayacaktır. Yani ben salladım ve çıktı. Yüz aldım o sınavdan. Sonuçta hani Tanrı'nın ara ara hepimiz işaretlerini görebiliriz ama teslimiyetin içerisinde böyle bir mekanizma olduğunu söyleyemeyiz. Bu çok daha yanlış şeylere yol açabilir. Bu konuda ben bir hatırlatma yapmak istedim. Bunun dışında çok ufak bir şey söyleyebilir miyim abi? Buyur. Orada şöyle bir detay var. Evet, dediğinin hepsine katılıyorum. Çok doğru. Fakat burada yani mesela şimdi bizde çan sistemi diye bir şey olduğu için hani bilenler bilir zaten. Başkalarının kopya çekerek yüksek alması, ben her ne kadar çok çalışırsam çalışayım, beni geriye itiyor. Hani orada öyle bir dezavantajım vardı. Ama Tanrı işte o dezavantajımı beni destekleyerek kapattı, onu söylemeye çalışıyorum. Yani yoksa yani salladım ben yüz aldım, Tanrı destekledi. Bu Tanrı'nın yani bunu böyle anlatmamalıyız bence. Orada Tanrı sana destek vermiş de olabilir. Ben bir şey demiyorum ama dediğim gibi bence şunu hep söylemeliyiz. Teslim olanlar çalışkan olmalıdır, derslerine çalışmalıdır. Elbette ki kopya çekmemelidir. Fakat tekrar söylüyorum, çalışarak, emek ederek ve bunu hak ederek başarmaları gerekir. Bunu söylemeliyiz diye düşünüyorum. Şey, tamam abicim, şimdi bunu konuyu dağıtmayalım. O yüzden şimdilik susuyorum. Tamam. Şimdi tekrar Burcu kardeşim derse dönecek olursak, ders gerçekten çok güzel oldu, sunum çok iyi oldu. Tanrı sizi nimetlendirsin. Bence seçmiş olduğunuz başlık da çok değerliydi. Seslenişi, Tanrı'nın bize seslenişi kullarına. Seslenme ifadesi, yani direkt bize sesleniyor, bize hitap ediyor. Mesela bakıyorsun ayette, de ki ey benim iman etmiş kullarım diyor. Burada de ki dedikten sonra bunu demesi önemli. Yani aslında benim adıma söyle diyor. Yani burada elçisine şunu söylüyor, sen direkt benim sözümü aktar. Tanrı burada elçisini dahi bizim aramızda bir aracı kılmıyor. Tanrı'nın elçileri Tanrı'nın sözünü ve mesajlarını bize aktarırlar. Ama Tanrı ile aramızda aracı değildirler. Kur'an özellikle bize şu mesajı veriyor. Ey insanlar, Tanrı ile aranızda hiçbir aracı yok. Bunun en güzel örneği işte o senin de tabii ki Tanrı'nın lütfuyla ağlamaklı olduğun, ki bu bir hamdin tezahürüdür bana göre. Orada bir hamd duygusu oluştu ve o duyguyla beraber tabii gözden yaş geldi. Bu çok değerli elbette ki, bu hamd duygusu. Şunu ifade edeyim. Tanrı bize gerçekten çok yakın, araya hiçbir aracı koymuyor ve bizim tam olarak yalnızca kendisine bağlanmamızı istiyor. Kur'an'ın ayetlerinin büyük çoğunluğu zaten bunu işliyor. Bu anlamda direkt bize seslendiğini
göstermesi açısından da bu ayetler gerçekten çok değerli. Mesela o hani de ki benim iman etmiş kullarım ayetini genelde yanlış anlayarak burada bir hata mı var acaba şeklinde bir ifadede bulunuyorlar ya, mesela Muhammed'e diyor ki benim iman etmiş kullarım, yani biz Muhammed'in kulu muyuz? Hatta ben birkaç televizyon programı seyretmiştim. Adam diyor ki biz aslında peygamberin de kuluyuz. Çünkü bak ayette diyor ki de ki benim iman etmiş kullarım. Halbuki orada Tanrı bir aracılığı yok sayıyor. Ben size o kadar yakınım. Sen benim adıma bunu söyledin. Kendi sözünü söyleme. Bunu benim adıma bunu söyle diyor. Tanrı direkt olarak bizlerle, kullarıyla bu anlamda bir iletişim kurmak istiyor. Yakınlık kurmak istiyor. Bu gerçekten çok önemli ve 286 bunu çok net bir şekilde ifade ederek diyor ki ben her zaman yakınım. Ve bu ayet aslında duanın bir vaktinin olmadığını da bize söylüyor. Bana dua ettiği zaman ben her zaman onların dualarını yanıtlarım. İletişim dualarının, yani namaz diyebildiğimiz iletişim dualarının vakitleri var. Ama normal duanın, Tanrı'ya yapılacak herhangi bir seslenişin şeyi yok. Bir vakti yok. Çünkü Tanrı her zaman bize yakın. Şunu da ifade edeyim. Burada tabii ben Burcu ve Hasan kardeşlerimin hayatlarına az çok vakıfım. Biz İstanbul'da yaşayan insanlar olarak birbirimize de gidip geliyoruz. Bu anlamda aslında tabii ki ben oradaki alt metni çok iyi okuyabiliyorum. Ama benim şunu ifade etmem gerekiyor ki burada 286'da ya da işte daha sonraki birkaç ayette özellikle Burcu kardeşimizi ağlamaklı yapan şeyin birincisi Tanrı'ya karşı bir hamd etme. O hamdin tezahürü olduğunu inanıyorum. Bir de yaşadıkları şeyler, dualarını aldıkları yanıtlardan hayatlarındaki bir takım donelere kadar bu kardeşlerimiz kesinliğe erişmişlerdir. Ne demek bu? Yani Tanrı 7-8 milyar insanın içerisinden Burcu ve Hasan'ın direkt izliyor, onların hayatlarını izliyor, onların hayatlarını kontrol ediyor, planlıyor. Buna da Burcu ve Hasan şahit oluyor. Bu kesinliğe erişmektir. Bu kesinlik de bazen bir bakıyorsunuz böyle bir ağlamayla tezahür edebiliyor. Çünkü hayatınızda bir bakıyorsunuz her şey öyle mükemmel dizayn edilmiş. İşte bir yere seyahat edeceksiniz. Bir bakıyorsunuz oradaki bütün şartlar oluşturulmuş. Bunun Tanrı'dan başka biri yapamaz. İşte bu kesinliğe ulaşmaktır. Ve bu kesinlik zaten bizi gerçekten bu anlamda duygusal yapıyor. Son olarak ben demin yazı kanalına da yazdım ama bizi burada YouTube'dan dinleyenler için de ifade etmek istiyorum. Tanrı Kur'an'da ayet şöyle bir ayet paylaştın. Biz sizi biraz işte para kaybı, ürün kaybı gibi şeylerle, açlık gibi şeylerle sınayacağız diyor. Şimdi sınama noktasında şunu ifade edelim. İşte biraz açlık, para, can ve ürün kaybı. Şimdi bunlar kötü şeyler. Açlık, korku, işte para kaybı, can kaybı, hastalık. Bunlar kötü şeyler ve Tanrı'dan kötü bir şey gelmez. Tanrı'dan kötü bir şey gelmezse Tanrı nasıl beni hastalıkla sınıyor? Tanrı'nın beni hastalıkla sınaması demek ne demek? Bunu anlamamız gerekiyor. Bunu doğru anlayamazsak Tanrı'ya kötü bir şey yapmış şeyini isnat etmiş oluruz ki bu çok tehlikeli. Tanrı'nın beni hastalıkla test etmesi, bu hastalığı benim başıma getirenin, yani Tanrı beni hastalıkla test eder demek şu demek değil. Tanrı bana bir hastalık veriyor, bu hastalığı Tanrı veriyor, bu kötü şeyi bana Tanrı veriyor, sonra beni test ediyor. Hayır, bu değil. Tanrı'nın hastalıkla test etmesi şu demek. Ben yaptığım kötü şeylerden dolayı kendi eylemlerimin sonucunda şeytan bana hastalık dokunduruyor. Dikkat edin, şeytan dokunduruyor. Tanrı'dan hiç kötü bir şey gelmez. Tanrı beni şeytanın dokundurduğu bu hastalığa karşı nasıl davrandığımı, nasıl tavır aldığımı test ediyor.
Tekrar ediyorum. Tanrı'nın hastalıkla test etmesi, bana hastalık verip beni test etmesi değil, şeytanın bana verdiği hastalığın karşılığında ben nasıl tavır alıyorum, nasıl davranıyorum, minnettarlıktan ve iman dairesinden çıkıyor muyum, çıkmıyor muyum, bununla test etmesidir. Bunu çok iyi anlayalım inşallah. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Teşekkür ediyorum. Maşallah Soner kardeşim. Çok Rabbim seni nimetlendirsin. Çok güzel ifade ettin kendini. Rabbim sana da maşallah hitap etme, ifade etme yeteneği bahşetmiş kendini. Biraz önceki ben duygu durumundan dolayı sanırım Yusuf kardeşimin bazı şeylerini kaçırmış olabilirim o anda. Sana katılıyorum Soner kardeşim. Evet, imanlılar çok çalışırlar, çalışkan olurlar. Yaptıkları işlerde en iyi olmak için de çalışırlar. Ama Yusuf kardeşimizin de orada ne demek istediğini de anladım. O da çalışkan maşallah bir kardeşimiz. Esenlik üzerinize olsun. Şimdi Suat kardeşim maşallah. Söz istemişsin. Buyur kardeşim. Esenlikler diliyorum. Kardeşim sesim geliyor mu? Maşallah kardeşim geliyor. Tamamdır. Ders için tebrik ediyorum kardeşim. Çok tadında ve güzel bir ders oldu. Rabbim sizi ve ailenizi nimetlendir. Yardım. Ben iki konuda tefekkürümü paylaşmak istiyorum. Birincisi Fatih abinin bahsettiği konuydu. Orada Rabbimizin bizlere nimetlerinden bahsetmişti Fatih abi. Rabbimize övgüler olsun. Evet, Rabbimiz dünyaya gönderdiği tüm mahlukatın rızkını sağlıyor ve onları her türlü nimetlendiriyor. Bunda herkes hemfikirdir ve hepimiz buna şahit oluyoruz. Fakat bizlerin, yani teslim olanların ve gerçek imanların bunların ötesinde nimetlendirildiği bir nokta daha var. Bu da Rabbimizin bizlere farkındalık nasip etmiş olması. Bizlere verilen nimetlerin farkında olmadığımız zaman ne olursa olsun onlardan istifade etmemiz sadece dünyevi zevkler çerçevesinde olmaktadır diye düşünüyorum. Eğer biz bunun bir adım ötesine, yani Tanrımızın dediği gibi ahireti isteme noktasına yöneliyorsak, ki bizim hedefimiz zaten bu olmalı teslim olanlar olarak, o zaman biz farkında olan imanlar olmalıyız ve Rabbimizin hem bize hem de diğer insanlara verdiği tüketler için ona her zaman övgüler sunmalıyız. Farkında olarak yaşadığımız her an, yediğimiz her yemek, içtiğimiz her su, ki dünyada birçok şeyin sudan yaratıldığını bahsediyor Rabbimiz Kur'an'da. Yani ona bile şükrederek bizim için ne kadar büyük nimetler sağladığının farkındalığını yaşayarak övgüler sunduğumuzda sanıyorum ki gerçekten belli bir basamağa çıkmış oluruz. Rabbimden bunu umut ediyorum. İbadetlerimizden dolayı bazen çok nasiplendirildiğimizi düşünebiliriz. İşte ya namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum ya da çok hayırsever bir insan. Bazı nimetlendirme noktasını bunlara atfedebiliriz. İnsanız sonuçta. İşte bizi tam ateş çukurunun kenarına götüren şeyin de bunu düşünüyorum. Bunun bir adım ötesinde egoistçe bir yaklaşım olduğunu, işte kendimden dolayı bunlar bana nasip, Tanrı'nın kurallarına uydum, işte namazı kıldım, ritüellerini yerine getirdim. Evet, Tanrı'nın nimetlerinden nasiplenip Tanrımızdan bizi cennetine kabul etmesi için bir basamaktır bunlar, ama esas nokta bunları aldıktan sonra işin, yani farkındalık noktası Rabbimizin bunları bize bahşediyor olması. Yani biz zaten sadece yapmamız gereken, yani namaz kılmak, oruç tutmak ya da ibadetlerimizi yerine getirip hayırsever olmak bizim için aslında ekstra bir durum değil. Bizim insan olmamızın doğası olarak bunları zaten yapmamız gerekiyor. Eğer biz farkındalığımızı tek Tanrı'ya, sadece onu tekleyerek, tapmakla taşlandırırsak, işte o zaman Rabbimiz bize bazı mucizeler gösterir. Teslim olan kardeşlerin de mesela zaman zaman paylaştıkları durumlar oluyor. Bizim de yaşadığımız durumlar oluyor. Herkesin kendine ait bazı işaretler aldığını biliyoruz kardeşler. İşte bunlar da farkında olduğumuz için Tanrı'nın bize belki de imzası, ekstra bir hediyesi diyebiliriz diye düşünüyorum.
Ayrıca farkında olduğumuz Tanrı'nın rehberliğinin üzerimizde olduğunu hissedebiliriz. Aksi takdirde yine bize rehberlik edildiğini hissederiz, fark ederiz ama bu yanlış yolda bir rehberlik de olmuş olabilir. Yusuf kardeşimin anlattığı konuyla ilgili aklıma bir şey geldi. Burada Yusuf kardeşim sana cevap ya da hani eleştiri anlamında bir şey söylemiyorum. Ama tabii sen de söze kalabilirsin. Şimdi yanlış yapmamak bizler için hem insanlar için özellikle de bizler için bir özveri değil kardeşlerim bence. Ekstra bir çaba değil ve biz yanlış yapmamaktan dolayı ya da ibadetlerimizi yaptığımızdan dolayı ya biz üzerimize düşeni yapmışız, hatta daha fazla çaba sarf etmişiz, artık biz nimetlere açığız, bunu hak etmiş bir noktaya geldik diyemeyiz yani. Bunlar zaten bizim yapmış olmamız ya da yapacak olmamız gereken şeylerdir. Yani doğru olmak, Rabbimiz sürekli Kur'an'da doğruluğa çalışmaz mısın? Doğruluğa çalışmak. Yani her işte, işte çocuğunuzu severken de doğruluğa çalışmak. İşinizi yaparken de yolda yürür. Yani bütün haksızlıklar karşısında da doğruluğa çalışmanız gerekiyor. Eğer biz yaptıklarımızın bir ekstrem olduğunu, ya işte zekatımı verdim ama ben zaten işte ekstra hayırseverlik yapıyorum deyip de bir beklenti içerisine girip sanıyorum bu bizim imanımızı ya da ruhumuzu zayıflatıp küçültebilir. Hatta egoistçe bir yaklaşıma getirebilir. Zaten teslim olanların her zaman yani her an doğruluğa çalışması gerekiyor. Doğruluğa çalıştığınızda etrafınızdaki her şeyin yani Tanrı'nın bir algoritmik sistemi var sonuçta. Buna göre şekillendiğini göreceksiniz. Yani dünyanın diğer ucundaki bir insanın hayatıyla sizin hayatınız bir şekilde ortak paydaya sahip. Yani Tanrı'nın sistemi bunun üzerine kurulmuş. Yani Tanrı'nın yaşayan ayetleri diyorum. Bizim için en önemli şey sadece yapmamız gerekeni yapmak ve bundan dolayı da kesinlikle buraya da övgüye kapılmamak. Çünkü tüm övgüler kainatın Rabbine, Tanrımıza aittir. Ona yücelik olsun. Bunları paylaşmak istedim. Tekrardan ders için tebrik ediyorum. Herkese esenlikler diliyorum. Maşallah Suat kardeşim, Rabbim seni ve aileni nimetlendirsin diliyorum. Çok güzeldi tefekkürlerin. Maşallah. Tekrardan tebrik ediyorum. İskender kardeşim, buyur, söz istemiştin. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar diliyorum. Tebrik ederim kardeşim. Maşallah. Çok güzel bir ders oldu. Ve çok samimi ve maşallah yani ayetleri hissetmek nasıl bir şey? Bunu gördük. Sen babacığım bir sessiz ol. Şimdi ben 39. surenin 10. ayetini almıştım galiba. Orada bir ifade hakkında biraz tefekkürüm var. Onu paylaşmak istiyorum. Onu okumak istiyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. De ki, ey benim iman etmiş kullarım. Rabbinize derin saygı duyun. Bu dünyada doğruluğa çalışmış olanlar için iyi bir ödül vardır. Tanrı'nın toprağı geniştir. Ve kararlı bir şekilde sebat edenler, sınırsızca cömert bir şekilde karşılıklarını alacaklardır. Şimdi burada kararlı bir şekilde sebat edenler ifadesi var. Kararlı bir şekilde sebat edenler. Demek ki sebat edebiliyoruz. Bu sebatın içerisinde kararlılık var mı yok mu? Bunu gözden geçirmemiz gerekiyor. Şimdi kararlı durmak ne demek? Yani bir imanlının kararlı durması ne demek? Aslında tavizsiz yaşaması demek. Ne olursa olsun Tanrı'dan yana tavır alması demek. Hatta kendi iç dünyasında da yani cin yoldaşına karşı da kararlı durması demek. Şimdi sürekli duygu durumumuz aynı olmuyor. Mesela şu anki gibi olmayabiliyor. Şu an evet hani böyle kendimizi Tanrı'ya yakın hissediyoruz. Ancak bazen sarsılabiliyoruz. Duygularımız gevşeyebiliyor. Veya uzaklaşabiliyoruz. Veya başımıza bir şey geliyor, umutsuzluğa kapılabiliyoruz. Veya işte bazı şeyler yolunda gitmiyor.
Tanrı'nın yardımı nerede diyecek noktaya kadar gelebiliyoruz. Yani şüphe besleyebiliyoruz veya işte sarsılabiliyoruz bazı testlerden. Olmuyor artık. Gerçekten nasıl olacak bu? Yani bunun olması imkansız gibi duygu durumlarına kapılabiliyoruz. Çok çeşitli hallerden geçebiliyoruz. Yani halden hale girebiliyoruz. İşte burada kararlı bir şekilde sebat etmek. Yani Tanrı aslında iyi gün dostlarını değil, kötü gün dostlarını sever. Tanrı her koşulda sebat eden, her koşulda sağlam duran kişileri sever. Yani düşünsenize, siz kendinizi düşünün. Diyelim ki bir kişi var, onun her türlü haline... Özür dilerim. Beni duyuyor musun? Evet, duyuyorum. Kötü gün dostlarını sever derken yani aslında normalde Kur'an'da kötü gün dostları da kınanır. Yani ne iyi gün dostları ne kötü gün dostları. Her evet. Daim Tanrı'nın yanında duranlar demek istediğini düşünüyorum. Aslında Kur'an'da kötü gün dostları da kınanır yani. Onu hatırlatmak istedim. Orada galiba bir dil sürçmesi olmuş olabilir. Ben yanlış söyledim. Doğru, haklısın. Kötü gün dostları derken kötü günde de Tanrı'nın dostu. Yani kötü gün yaşadıklarında da Tanrı'nın yanında duranlar bence değerlidir. Örneğin mesela olumsuzluk yaşadığında, hani tamam iyilik yaşıyoruz, her türlü nimet var, refah içerisindeyiz, mutluyuz. Bu noktada evet Tanrı'nın yanında durulabilir. Belki daha rahat durulabilir, bilemiyorum. Ben öyle hissediyorum. Belki o da bir test olabilir bazıları için, Süleyman'da olduğu gibi. Ama böyle dibe vurduğumuz zaman da acaba Tanrı'nın yanında kararlı durabiliyor muyuz? Yani bence buradaki yalvarış, buradaki kararlılık, buradaki sebat, vazgeçmemek ve zihinsel olarak böyle yani o anda da Tanrı'nın yanında durmak çok değerli bir şey yani. Siz hani insan olarak da bunu görebiliriz. Gerçekten tamam yani her şey güzel gittiği zaman evet işte Tanrı'ya tapıyoruz, namazları kılıyoruz. İşte dersleri yapıyoruz ama böyle duygu durumumuz değiştiği zaman acaba aynı kararlılıkta duruyor muyuz? Ne olursa olsun devam ediyor muyuz? Yoksa böyle bir yerde umutsuzluğa kapılıp böyle umudumuzu kesiyor muyuz? Yani bence gerçekten her türlü hal ve şeyimizi Tanrı test edecek yani. Çünkü ben şuna inanıyorum. Yani mesela dışarıda milyonlarca insan var. Yani Tanrı herkesin farkında ve her şeyin farkında. Ve herkesi ayırt edecek. Yani cennete girmek o kadar kolay bir şey değil bence. Çünkü cennete girecek bir insanın o kalitede olması gerekiyor. Yani cenneti hak etmesi gerekiyor. Orada olacak insan türü ve ruh kalitesi her koşulda Tanrı'nın yanında duran, durduğu ispatlanmış kişidir yani. Düşünsenize yani öbür türlüsü nasıl olacak ki yani cennete yaraşmaz ki. O yüzden yani böyle insanlara bakıyorum bazen. Yani diyorum ya bu adam yani mesela diyelim ki iman etti diyelim. Yani bu en ufak bir şeyde şey oluyor yani acaba bu testleri nasıl verir diye mesela bazen merak ediyorum yani. Bu kadar zor test olduğu zaman yani bu adam nasıl yapacak falan diyorum. Gerçekten zor yani mesela gerçekten Tanrı'nın testleri çok zor yani. İşte bu noktada yani bence kendimizi gözden geçirelim. Kararlı mıyız? Yani yoksa kararsız mıyız? Yani şimdi aklıma şey geldi, biyokimyada kararlı moleküller bir de kararsız moleküller var. Kararsız demek her an başka bir moleküle dönüşebilen demek. Mesela işte tepkimelerde kararlı moleküller var. Gerçekten olduğu yerde duruyor. Hiçbir yere dönüşmüyor. Ama kararsız moleküller var. Bir o molekül oluyor, bu molekül oluyor, bu şuraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Yani kararlıyla kararsız arasında fark var. Evet. Teşekkür ediyorum. Esenlikler. Maşallah İskender kardeşim, tebrik ederim. Tanrı seni nimetlendirsin diliyorum. Güzel tefekkürdü. Katılıyorum hepsine. Yani maşallah kardeşlerim, o kadar güzel tefekkürler paylaşıyorsunuz ki konuşurken böyle hayallerimde böyle canlandırıyorum hepsini.
çok doğru, kararlı bir şekilde sebat etmemiz gerekiyor. Yani her anda, yani bizim hiçbir put bırakmamamız gerekiyor. Şüphe barındırmamamız gerekiyor. Dün Fatih abiler de, Fatih abi Rabbim sizi de nimetlendirsin diliyorum tekrardan. Bunun hatta tefekkürünü yapmıştık Soner kardeşimle beraber, hep beraber. Hatta Soner kardeşim yapmıştı sanıyorum. İbrahim peygamber ateşe atıldığı zaman o güvendeydi. Niçin güvendeydi? Çünkü o hiçbir zaman bir puta taban olmadı. Ve ateş onun için güvenlikli oldu. Yani çünkü biliyor ki ona güç kuvvet tamamen Rabbimizden, Rabbimizde ve ona kesinlikle Tanrı'dan başka hiçbir şey zarar vermeyecek ve o güvende olduğunun bilincindeydi. Ve biz de bu bilinçle yaşamamız gerekiyor. Yani evet, halden hale geçebiliyoruz, duygu durumumuz değişiyor. Özellikle ben bu ayetleri almak istedim ve bu derse Rabbime adayarak, adanarak yapmak istedim. Çünkü bu ayetlerde direkt Rabbimin seslenişi ve yani o kadar yüce ki, o kadar yüceler yücesi ki, yani direkt muhatap olarak alıyor ve bu ki bizim o ilk günahımızdan bu zamana kadar bize vermiş olduğu tüm nimetlerden dolayı Rabbimize şükürler olsun ve biz bu kısacık hayatta aslında zor diyoruz ama bir o kadar da aslında kolay. Niçin kolay? Çünkü bir an öldüğümüz zaman cehennem gibi bir yerde ki bu dünyada Rabbimizin o kadar yani uzaklığını hissediyoruz, o kadar onu özlüyoruz, o kadar onun sevgisine, onun her şeyine muhtacız ve cehennem gibi bir yerde aslında baktığımız zaman Rabbimiz bize kolay kılmış gerçekten. Yani Rabbimizin sözleri mükemmel, hayranlık verici, sözünden dönmez, bilgeler bilgisi, inanılmaz bir yüce ve o merhamet, en lütufkar, en merhametli olan bize bu merhametiyle uyarıyor, bizi muhatap alıyor, bize sesleniyor, öğüt veriyor. Biz sadece bu dünyada doğruluk üzerine çalışmamız gerekiyor. Sadece ve doğruluğu sevmek, hazmetmek, o doğruluk elbisesiyle mutlu olmak o kadar keyif verici ki. Çünkü bizler biliyoruz, ben maşallah tüm teslim olan kardeşlerimin çoğuyla iletişim halindeyim. Ve konuştuğumuz zaman Rabbimize yücelik olsun, hep Rabbimizden bahsediyoruz ve o mutluluk, o hep tüm kardeşlerimin gözünde, içinde görebiliyorum onu ve o mutluluk ortaya, onların mutluluğu, bizim mutluluğumuz ortada birleşince çok büyük bir böyle mutluluk patlaması oluşuyor. Rabbimizi anlıyoruz. Kalpler Rabbimizi anmakla huzur bulur ve o yüzden Rabbimize yücelik olsun bu ayetleri seçtim. Çok etkileyici, çok o bilinçte olabileceğimiz ayetler. Rabbimiz hepimize doğru yolda rehberlik etsin diliyorum. Kararlılıkla sebat etmemizi diliyorum. İnşallah kardeşlerim, içimizdeki en kötü ego parçasını bile öldürmemizi Rabbimizden nasip etsin diliyorum. Yusuf kardeşim, söz istemişsin. Söz sende inşallah. Teşekkür ediyorum ablacığım. Öncelikle İskender abi aleyküm selam. Onu bir karşılamak isterim. Tanrı seni nimetlendirsin. Bugünkü ders güzel oluyor ve birkaç gün önceden böyle bu derse girmeyi planlamıştım. İşte perşembe akşamı şunu yapayım, cuma akşamı bunu yapayım, cumartesi de derse gireyim, cumartesiyi böyle boş bırakayım diye düşünmüştüm. Yine böyle iyi ki diyorum, hani böyle bir plan yapmışım Yusuf, günler önce. Bize programını ayırdığın için, bu için çok teşekkür ediyoruz. Yani. Allah razı olsun seni. Ben teşekkür ederim. Ya aslında senin için yapmadım yani. Tanrı diyor. İmanlarla beraber olmak için kendini zorla diye. Şimdi açık söz olmak gerekirse, şimdi sadece sen olsaydın yapar mıydın bilmiyorum. İşin hani şakası bir kenara, böyle birkaç gün önceden işte bugünümü ayarlamıştım, cumartesi günü derse gireceğim inşallah diye. Ve bunun
böyle meyvelerini alıyorum şu anda gerçekten Tanrı'ya övgüler olsun. Öncelikle şunu söyleyerek başlamak isterim. Suat abicim birkaç bir şey söyledi. Ona ufak bir ekleme yapayım. Düzeltme yapmayacağım çünkü zaten Soner abi ayeti paylaştı. Antlaşmanın size işte ben siz size düşen tarafını yapın, ben bana düşen tarafını yapayım diye Rabbimiz zaten söylüyor. Ama orada şu ayrıntıya dikkat etmek lazım ki Soner abicim Suat abicim de bence böyle söylemek istedi. Yani ben onu öyle anladım. Şimdi biz iyi olmak istiyoruz, doğru olmak istiyoruz. Gerçekten hani iyi ruhlar olarak, çünkü tabiri caizse bu söylediğim çok yanlış anlaşılabilir. Hatta o yüzden söylemeyeyim, anlaşılmasın. Yani biz iyi olmak istiyoruz, doğru olmak istiyoruz. Dolayısıyla doğruluğun ve iyiliğin kaynağı olan Tanrı'yı takip ediyoruz. Onun sözlerini takip ediyoruz. Ve bu şekilde doğruluğun ve iyiliğin kaynağına bakarak iyi ve doğru olmak istiyoruz. Çünkü bizler iyi kullar, iyi ruhlar olmak istiyoruz. Dolayısıyla Tanrı'ya uyuyoruz. Ve biz Tanrı'ya uyduğumuzda, yani iyi ve doğru olduğumuzda otomatik olarak Tanrı da bize nimetlerini yağdırıyor. Yani bu böyle bir tabiri, yine tabiri caizse böyle bir denklem var aslında burada. Dolayısıyla biz iyiliği seçtiğimizde, doğruluğu seçtiğimizde, iyi ve doğru olmak istediğimizde ardından günlük yaşantımızda Tanrı'nın yardımını görmeyi bekleyebiliriz. Çünkü zaten Tanrı da böyle olacağını söylüyor, bunu yapacağım diyor. Ama burada işte şu önemli, Suat abi de bence buna dikkat çekmek istedi. Yani biz nasıl diyelim, hani şu üslupta olmamamız lazım. İşte ey Tanrım bak 3 rekat namaz kıldım, akşamı da şu yemek istiyorum gibi böyle hani saçma sapan bir üslupla, saçma sapan bir yapıda olmamamız gerekiyor. Hani bunun en güzel örneklerinden bir de şu, sanırım İbrahim peygamberdi. Hani Rabbim kuşları nasıl dirilttiğini, işte ölüleri nasıl dirilttiğini görmek istiyorum dediğinde oradaki üslubu, işte hani ya sen bunu yapamazsın ya da ben senin bunu yapabileceğini düşünmüyorum tarzında değil, anlamaya çalışıyor gerçekten. Samimi bir yaklaşımı var. Hani bir selamun aleyküm demek vardır, selamun aleyküm demek vardır. Yani oradaki üslup, oradaki niyet gerçekten çok önemli. O yüzden bizim de Rabbimize karşı beklentilerimizde bu iyi niyeti göstermemiz gerekiyor. Aksi zaten bir imanlığa yakışmaz ve düşünülemez. Son olarak da Soner abime teşekkür ediyorum bu ders muhabbetiyle alakalı. Çünkü benim söylediğim yanlış anlaşılabilirdi gerçekten. Hani ben bazen normal sınavlarda sallamak bile bana çok doğru gelmiyor. Neden? Çünkü ben öyle şans eseri aldığım bir puanla bilen bir insanla aynı konumda ya da daha iyi bir konuma geçmek istemiyorum. O yüzden böyle normal sınavlarda hani sallamak bile bazen benim içime sinmiyor, ama öyle bir ortamda herkesin kopya çektiği ve bunu alenen bildiğin, hocaların dahi bildiği bir ortamda, adam çünkü şöyle söylemişti o öğretim görevlisi, arkadaşlar size kopya çekmeyin demeyeceğim diye adam bizzat dersinde bunu alenen söylemişti. O yine aynı adamın dersini, hem diferansiyeli ondan aldım hem hidrolik makineleri ondan almıştım. Neyse, şimdi böyle bir ortamda herkesin çatır çatır kopya çektiği bir ortamda ve çan diye bir şey var. Mesela normalde işte termodinamik dersindeki sınıf ortalaması 50 olsun. Ben 79 muydu, 83 müydü, öyle bir sınıf ortalaması vardı. Hocaya mail attım. Hocam dedim, siz hayatınızda hiç böyle bir sınıf ortalaması gördünüz mü diye. Ve hocalar da, bazı hocalar da şöyle yaklaşıyorlardı. Normalin üzerinde zor sorular sorarak, madem kopya çekiyorsunuz o zaman alın bakalım bunları çözün beraber, çözebiliyorsanız tarzında yaklaştığını düşündüğüm için hocaların. Şimdi öyle bir ortamda tek başına bireysel çalışarak gerçekten o sınava girmek kolay değil. Çünkü normalde hani senin hakkın diyelim 60 almak, ama hoca öyle bir soru soruyor ki 40 alıyorsun. Sınıf ortalaması normalde 30 olması, 20 olması gerekirken 65 oluyor mesela. Şimdi çan denen bir şey var. Sen 40'la diyelim işte CC alacakken 40'la DD alıyorsun. Yani ciddi haksızlıklar var orada. Ama böyle bir durumda bile hani Tanrı'nın yasalarını savunup kopya çekmeyip, yani doğru olmak, ki açıkçası ben böyle bir ortamda kopya çeken bir adama da yanlış yapmışsın yine demem. Çünkü hakkını savunmak açısı da belki devreye girir. O zamanlar bu konuyu konuştuğumuzda işin içinden çıkamayıp ben riske atmak istemiyorum demiştim. Neyse, yani öyle bir ortamda çalıştıktan sonra sınava girince Tanrı'nın böyle bir yardım etmesi müthiş bir şeydi. Bunu anlatmaya çalıştım ama Soner abinin uyarıları çok kıymetli. Hani öyle çalışmadan, emek vermeden karşılık beklemek sıkıntılı sonuçlara yol açabilir. Teşekkür ediyorum kardeşlerim.
Teşekkür ederim Yusuf kardeşim. Rabbim seni nimetlendirsin diliyorum. Bu arada şey söylemek istiyordum. Aklıma geldi Suat kardeşim konuşurken, tefekkürlerini paylaşırken. Ayşegül ile Suat kardeşim, onlarda misafir olduğumuz bir gün bize yasak elma ile ilgili bir tefekkürünü paylaşmıştı. İnşallah Suat kardeşimden lafı geçmişken eğer tefekkürünü paylaşabilirse çok memnun olurum inşallah. İnşallah paylaşabileceği bir zaman o zaman. Ben bu arada Rabbimden diliyorum. Dördüncü slide açabilir misiniz kardeşlerim? Ben orada bir şey atladım. Onu maşallah Rabbim hatırlattı. Onu tekrardan. Ezbilenle şeytan recim, bismillahirrahmanirrahim. Kuluna bu kutsal yazıyı vahyeden ve onu kusursuz hale getiren Tanrı'ya övgüler olsun. Burada antlaşma elçisi Reşat Halife, Kur'an'ın Arapça metninde kodlanmış olan kompleks ve kapsamlı matematiksel kompozisyonunun 19 temelli Kur'an'ın matematiksel mucizesini burada kuluna bu kitabı, bu kutsal yazıyı vahyeden ve onu kusursuz hale getiren Tanrı'ya övgüler olsun ayetiyle beraber okuyacaktım ama Rabbim şu an bunu nasip etti. Kur'an'ın matematiksel 19 mucizesinin antlaşma elçisi Reşat Halife tarafından mucizesi, o büyük mucizeden biri keşfedildi. Ve söz almak isteyen kardeşlerimiz varsa inşallah ben derseniz tekrar ayetlerin üzerinde. Maşallah Hasan söz istiyor. Buyur, söz sende inşallah. Selamun aleyküm. Esenlik üzerinize olsun hepinizin. İyi akşamlar diliyorum. Sevgili eşimi burada ders için tebrik etmek istiyorum. Ufak bir dipnot paylaşmak istiyorum bu konuyla alakalı. Herkesin hayatında teslim olanlardan bahsediyorum. Kur'an'la alakalı bir hiç aklından çıkaramadığı veyahut da Rabbinin ona mesaj olarak, yani özel olarak bir konuyla alakalı gönderdiği bir ayet olabilir. Yani şöyledir. Tanrı'nın onu gözettiğini ve onu koruduğunu veyahut da bir konuyla alakalı fikrini, yanlışı varsa onu düzeltmesi için bir ayeti karşısına çıkartabilir. Bakara suresinin 186. ayeti de eşimin hayatında birçok kez onun karşısına çıkmış ve gerçekten de onun her seferinde kalbini ürperten ve çok duygusal durumunu etkileyen bir şey. Yani bu gerçekten Tanrımıza övgüler olsun. Yani tüm övgü ona ait. Rabbimiz Burcu'ya bu şekilde işaretlerini gösterdiğine ben de şahit oldum. Bunu söylemek istemiştim. Bir de slaytlarda doğruluğun tanımı olan ayeti açabilirseniz bir tefekkürümü paylaşmak istiyorum. Burası. Euzubillahimineşşeytanirracim. Doğruluk, yüzünüzü doğuya veya batıya doğru çevirmeniz değildir. Doğrular, Tanrı'ya, son güne, meleklere, kutsal yazıya ve peygamberlere iman eden kimselerdir. Onlar işten gelerek akrabalar, yetimler, yoksullar, seyahat eden yabancılar,
dilenciler ve kölelerin serbest bırakılması için para harcayanlardır. Onlar iletişim dualarını, namazı yerine getirip zorunlu bağışı zekatı verirler. Onlar bir söz verdiklerinde sözlerini tutarlar. Onlar zulüm, zorluk ve savaş karşısında kararlı bir şekilde sebat ederler. Doğru sözlüler bunlardır. Doğru kimseler bunlardır. Şimdi doğruluk yüzünüzü doğuya veya batıya doğru çevirmeniz değildir. İlk cümlesini ben tefekkür ettim. Yüzümüzü doğuya veya batıya çevirdiğimiz zaman biz namaz kılıyor oluyoruz. Yani namaz kılmak için genelde bu şey yapıyoruz. Dünyanın herhangi bir yerine namaz kılan bir insan için de tam olarak hani her tarafa çevirebilir. Yani tüm yönlere dönebilir. Yani örnek veriyorum, biz güneye doğru çeviriyoruz yüzümüzü, Türkiye'de İstanbul konumundan. Amerika'daki birisi güneydoğuya doğru çevirecektir. Veyahut da daha aşağıda güney kısmında olan birisi kuzeye doğru çevirecektir. Afrika'daki birisi mesela. Doğruluk burada şu Rabbimin şu mesajı vermeye istediğini anlıyorum. Namaz kılıyor olmanız sizin doğru bir olduğunuz, yani doğru bir olarak tanındığınız anlamına gelmiyor. Yani sadece namaz kılmakla bu işi yapamazsınız. Yani sadece namaz kılmakla doğru birisi olamazsınız. Ekstra bunların olması da gerekiyor diye ayetin devamında yani doğruların niteliklerini sayıyor. Ve Kur'an'ı detaylıca incelediğimiz zaman da ekstra doğrulukla alakalı birçok daha nitelik görüyoruz. Bir insanda bulunması gereken. Bunu söylemek istemiştim. Teşekkür ediyorum. Esenlikler herkese. İyi dersler diliyorum. Maşallah, tebrik ederim. Soner kardeşim, buyur, söz istemişsin. Evet, şimdi ben demin de bu kullarım bana dua edecek olursa ben her zaman bir şey söylemiştim. Orada tekrar bir şey hatırlatmak istiyorum burada YouTube'dan dinleyenler için. Şimdi ben her zaman yakınım diyor. Yani duanın, Kur'an dua için özel bir vakit belirlemiyor. Biliyorsunuz özellikle bozulmuş dinlerin takipçileri bu şeylere bayılıyor zaten. Özel dua vakitleri uydurmuşlar ve bu vakitlerde dua edildiği zaman işte bu duaların kesinlikle kabul olacağına dair bir takım rivayetler geliştirmişler. Bu peygamberlerin ağzından söylenen uydurma şeyler. Halbuki Kur'an çok net bir şekilde diyor ki bana dua ettikleri zaman ben onların dualarını yanıtlarım. Bu ne zaman olursa olsun. Hatta şunu ifade edelim. Normalde mesela biz cemaatle namaz kıldığımızda hemen namazdan sonra ne yapıyoruz? Kalkıyoruz, tebrikleşiyoruz. Orada artık bir dua yok. Çünkü duayı zaten namazın içinde ettik biz, Fatiha'yı. Aynı şekilde mesela cuma namazı ile ilgili ayete de baktığınız zaman hemen ne oluyor? Cuma'dan gidiliyor. Hemen dağılın, rızık aramaya devam edin diyor Tanrı. Şimdi namazdan sonraki dua da kabul olur diye bir şey söz konusu değil. Yani duanın, Tanrı'ya dua etmenin bir zamanı yok. Bu 286 bunu net bir şekilde bertaraf ediyor. Bir de mesela Kur'an'da elçilerin, peygamberlerin dualarına bakın. Ne bilmem kaç tane salavat, ne bilmem önüne arkasına bilmem kaç tane tırtımlı sözcükler, ne bir şeyi 3 kere 5 kere söyleme. Hayır. Bakın Kur'an'daki duaları. Çok net, çok düz cümle. Rabbim ben günah işledim, beni bağışla. Ya da Rabbim beni varisiz bırakma, sen varislerin en hayırlısın gibi. Ya da sen en iyi varissin. Yani çok net Kur'an'daki elçilerin, peygamberlerin duaları. Mesela Yunus'un balığın karnına giden Yunus'un duası. Rabbim ben günah işledim. Sana yücelik olsun. Senden başka Tanrı yok.
Eyüp'ün duasına bakıyorsunuz. Rabbim şeytan bana dert dokundurdu. Sen tüm merhametlerin en merhametlisin. Bu daha önce bu konuyu konuşmuştuk. Hatta bu konuda ben bir hutbe de hazırlamıştım. Buradaki kardeşlerim birçoğu bilirler. Kur'an'daki sadece dualarda önemli bir detay, hemen hemen her duanın sonunda Tanrı'nın o duayla alakalı bir isminin söylenmesi var. Mesela Tanrı'dan yardım istiyorsan sen en iyi yardımcısın demek gibi. Ya da işte Tanrı'dan rızık istiyorsan Rabbim bana rızık yağdır, sen en iyi rızık sağlayıcısın demek gibi. Bu anlamda Kur'an'ın böyle dualara dair müthiş bir ifadesi var. Ama onun dışında böyle bilmem kaç kere söylemek falan bunlar yok ve duaların zamanı da yok. Kesinlikle Kur'an bize net bir şekilde öğretiyor. Bunun dışında demin Burcu kardeşim sen de değindin bu konuşulan tefekkür hakkında Fatih abilerdeki. Putların tümüne tapınmayı terk edenler mutluluğu hak etti diyor Kur'an. Ve yine aynı Kur'an imanlarını puta tapmakla kirletmeyenler mükemmel güvenliği hak etti diyor. Bu iki ayet de şunu söylüyor. Kesinlikle mutluluk ve güvenlik istiyorsanız, Tanrı'dan mutluluk ve güvenlik istiyorsanız yapmanız gereken şey şu. Bütün hayatınızdaki putları terk edin. Şimdi hayatınızdaki bütün putları terk ettiğinizde mutluluğunuzu ve güvenliğinizi Tanrı garanti ediyor. Tanrı her şeye de tam kontrol durumunda, her şeye gücü yetendir, kudretlidir. Ama şöyle bir bakın, mesela siz parayı putlaştırdığınızda, sürekli parayı düşündüğünüzde ya da sürekli çocuğunuzu düşündüğünüzde ya da sürekli eşinizi düşündüğünüzde o düşünce sizi bir süre sonra melankolik yapabilir ve mutsuz eder. Aslında putperestliğin doğasında mutsuz etmek vardır zaten. Yani siz Tanrı'dan başka bir şeyi sürekli kafanıza taktığınız zaman o kafanıza taktığınız her neyse sizi zaten bir süre sonra mutsuz edecektir. Ya da yine Tanrı'dan başka bir şeyi putlaştırdınız, diyelim ki parayı putlaştırdınız ya da işinizi putlaştırdınız. Bu sizin mutluluğunuz dışında doğrudan ya da dolaylı güvenliğinizi de etkiler. Mesela diyor ki eşinizle çocuklarınız sizin düşmanınız olabilir. Siz onları putlaştırdığınız zaman görmezsiniz. Onlardan size gelecek zararı. Bu güvenliğinizi etkiler. Yani bu hem Tanrı'nın doğrudan korumasını içeren bir ifade. Putları terk ederseniz size mutluluk ve güvenlik vereceğim ifadesi. Hem de dolaylı olarak zaten bu bir hakikat. Hayatınızda zihninizi meşgul eden Tanrı dışında ne varsa bu size sıkıntı da verebilir, mutsuz da eder. Sizin bir süre sonra güvenliğinizi de etkilemeye başlayacaktır. Bu açıdan bu ayetleri bize bahşeden Tanrı'ya övgüler sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Maşallah kardeşim, Tanrı seni nimetlendirsin diliyorum. Çok güzel tefekkürlerdi. Ben dersi ne zaman bitireyim inşallah? Son ders bitirme konuşması ne zaman yapayım? Yani moderatör sensin, dersin öğretmeni sensin. Söz almak isteyen varsa devam edilir. Yoksa istediğin zaman bitirebilirsin kardeşim. Yusuf kardeşim, buyur, söz istemiştin. Çok teşekkür ediyorum. Çok kısa bir konuşma olacak. Ders haricinde bir şey hatırlatmak istedim. Yarın kardeşler biliyorsunuz aylık zikir var. Onu da aklıma gelmişken söylemek istedim. Teşekkür ederim. Hani planlarınızı ona göre yapalım değil mi Soner abi? Onu ayarlayarak yapalım inşallah. Biz zaten Tanrı'ya övgüler olsun, hamdolsun hep öyle yapıyoruz. Ama sen öyle bir konuya girdin ki. Ben bir hafta önceden baktım. Cumartesi ders varmış. Ne yapsam ya? Biz böyle yapmıyoruz kardeşim. Biz şöyle yapıyoruz. İnşallah dersi bitirebilirim gibi. Ders bitirme konuşması yapayım. Rabbimiz irade ederse inşallah. Teşekkür ederim. Başka söz almak isteyen yok mu? Var mı kardeşlerim? Ben Erdem'den bir hamle bekliyorum ama daha gelmedi. Erdem hep son dakika bir söz alıyordu. Ben de Mehmet hocamdan bir hamle bekliyorum. Yok diyeceğim bir şey yok şu an.
bence evet. Söz isteyen kimse yok. Bitir. Tebrik ediyorum. Yani varsa yani dayanamam. İnşallah kardeşlerim. Ben şimdi Rabbim irade ederse dersi bitireceğim. Dersi bitirmeden önce bir ayet üzerinde inşallah. Evet, bu ayet üzerinde tekrardan bir tefekkürümü paylaşmak istiyorum. Putların tümüne tapmayı terk eden ve kendilerini tamamen yalnızca Tanrı'ya adayan kimselere gelince onlar mutluluğu hak ettiler, kullarıma müjde ver. Yani tüm Kur'an'ı okuduğumuz zaman bize tek söylenen, bizim tek yapmamız istenilen bütün putların terk etmek, bütün putları bırakmak. Yalnızca kendimizi mutlak bir şekilde Tanrı'ya adamamız. Bizler eğer yalnızca kendimizi Tanrı'ya adarsak ve gerçekten Tanrı'nın bizi her an gördüğünü, her an bizimle birlikte olduğunu, bu bilinci sadece zikir çekerken, Kur'an okurken değil, kalktığımız andan itibaren benim Tanrı benimle birlikte, Tanrı benimle birlikte, Tanrı beni şu an görüyor, Tanrı beni şu an görüyor diye zikirlerimizi çekersek ve bu hatırlatmaları kendi ruhumuz için kendimize yaparsak inşallah, çünkü her ruh kendinden sorumludur ve o zaman Tanrı'ya kendimizi bir tık daha, bir tık daha, bir tık daha adayarak Tanrı'nın karşısında daha saygılı olma pozisyonuna geliriz. Şimdi bir yöneticinin karşısında ya da bir büyük öyle aşılandığı için bize ana babamıza saygılı olmamız aşılanıyor ve birinin karşısında saygıda nasıl duruyorsak, nasıl kusur etmiyorsak, bizim gün içinde eğer Tanrı'nın bizi gördüğünü, her an bizimle birlikte olduğu bilincine ulaştığımız zaman biz Tanrı'ya daha da derin bir saygı duyup daha da yanlışlardan korunmuş oluruz Rabbimizin izniyle. Biz eğer bu takva elbisesine büründüğümüz zaman, bu gerçek bu kimliğe eriştiğimiz zaman tamamen Tanrı'ya adanmış olacağımıza inanıyorum inşallah. O zaman Rabbimizin doğru kullarının arasında daha da böyle imanımızın kuvvetlendiği, doğruyu yanlış muhakemesini daha da yapabildiğimiz örnek Kur'an'ın örnek kullarından olmayı diliyorum ve bu şekilde algılıyorum. Ve ondan sonra bu hak edişi kazanacağımıza inanıyorum. Yani ben bu şekilde tefekkürlerimi paylaşıyorum. Son ayete tekrar paylaşabilirsek, slayta gelirsek, son slaytımıza inşallah. Ve bu şekilde ruhlarımızı büyütüp Rabbimizin hoşnut olmuş oldu. Yani Rabbimizin o şekilde hem derin saygı bulunursak, Rabbimizin ruhumuz büyümüş olacak ve Rabbimizin hoşnut olduğu işler yapmaya başlayacağız. Ve biz Rabbimize geri döndüğümüzde Rabbimize hoşnut olmuş ve hoşnut etmiş kulların arasına gelip ve Rabbimizin inşallah kullarımın arasına hoş geldin, cennetime hoş geldin dediği kullardan olmamızı tüm kardeşlerimizle diliyorum kardeşlerim. Ders bitti. Esenlik Rabbimizin izniyle esenlik üzerinize olsun. Övgü kainatın Rabbi olan Tanrı'yadır. Rabbim seni çok seviyorum. Bize bu dünyada ve ahirette doğru bir hayat bahşet. Bizlerin günahlarını bağışla. Bizleri cehennem azabından koru. Rabbim bizleri cehennemden koru ve cehennem çok korkunç bir mesken. Bizleri sana yakın olan kullardan olmamızı eyle. Yücelercesi Rabbim, bilgeler bilgesi Rabbim, senden başka ilah yok. La ilahe illallah.